Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hazreti Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Allah sizinle beraberse onun inayetiyle, riayetiyle, kilaetiyle, hıfsiyle, hırzıyla, hısn-ı hasiniyle inşallah kimse sizin önünüzü alamayacaktır. Fakat diğerleri belki hırçınlıklarında değişik bela ve mesaibe maruz kalacaklardır. Yer yer bayılıp düşeceklerdir. Saralılar gibi. Yer yer kasıklarını tutup sancıdan kıvranacaklardır. Bağışlayın, huf puf deyip yatakta sağdan sola, soldan sağa döneceklerdir. Yanlarında yatan masum insanları bile rahatsız edeceklerdir. اِنْ تَكُونُ تَأْلَمُونَ فَاِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ Azıcık elem çekiyorsanız unutmayın, size elem çektirenler kat katını çekiyorlar. Ama bir fark var. Siz bir kısım recalara dilbestesiniz. Cenab-ı Hakk'ın size iyi günler, nevbaharlar lütfedeceğine inanıyorsunuz. Bir ikincisi de dünya adına bir talebiniz olmadı ki, kaybetmenin husranını, hicranını yaşayasınız. Normal, meşru yollarla ticaretini yapan insanlar bir şey kazanmış olur. Fakat tamamen kendini bu işe adamış insanlar, ben bu adammışlara bir dikili taşım var mı diye, varsa parmak kaldırsın desem zannediyorum parmak kaldıracak kimse olmayacak. Edu cihandan el yudum hanumanım kalmadı. Giderken gözün geride olmayacak. Dönüp dönüp arkana bakmayacaksın. Şum vardı, bum vardı, billam vardı, yav filolarım vardı. Adalar arasında bunlar yüzüp duruyordu. Ben de çakır keyif hep onlara bakıyor, seviniyordum. Öyle yatıyor, öyle kalkıyordum falan. Yok böyle bir derdin. Efendim, yoklukta yaşadım, bir dikili taşın olmadı. Dolayısıyla varlığa yürüdüm. Dünyada varlığın adına ne varsa hepsini, o ilk evin, Şeb-i Arus adına ilk evin olan kabre taşıdım. Nam-ı Celil-i İlahi nerelerde daha şehvalaşması gerekli? Nam-ı Celil-i Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem nerelerde bayrak gibi dalgalanmalı? Acaba hangi yolla gitsek bu meseleyi hızlandırırız, ona bakmalı. Onun dışındaki her şeye jaluzileri de kapamalı, kapıları da kapamalı. Suzi'nin ifadesiyle beyhude yorulma, kapılar sürmelidir demeli. Sürgüleri sürmeli ve başka her şeye karşı kapanmalı. Sen tecelli eylemezsin perdede ben var iken, şartı isarı vücudundur adim olmak bana. Ben deyip hep davul sesiyle kendimi ifade ettiğim sürece sen tecelli eylemezsin Allah'ım diyor. Zira şartı isarı vücudun benim yok olmama bağlı. Ben diyene bir yerde en büyük hak dostu kapısını açmamış. Efendim iki ben olmaz. Bir tane o. Bir tane sonsuz olur. Diğerleri nisbi, izafi sıfırlardır bunlar. Kendini bu konumda kabul ettiğin ve kendine de konumunu kabul ettirdiğin takdirde Allah'ın izni inayetiyle âlâma maruz kalsan da zannediyorum diğerlerinin yanında öşür sayılmaz o. Onlar kıvranıp duruyorlardır. Elde ettikleri şeyleri meşru, gayri meşru. Hazineyi, hassayı, milliyeden elde ettikleri şeyler ya kaçırırsak diye inanın endişeyle oturup kalkıyor, endişeyle kıvranıp duruyorlardır. Çevrelerinde henüz bu işleri bilmeyen çoluk çocukları bile, yakınları, akrabaları bile bu sancıda neden falan der dururlar. Öyle bir sancı çekersin ki esasen
durumunu iç dünyan itibariyle keşfedemeyen insanlar hayret eder. Neden böyle kendini öldürüyor bu insan? Evet, siz de belki ölesiye bir yolda koşuyorsunuz, bir köheylan gibi. Ama bir hedefe koşuyorsunuz. El-İhlas ve rıdak ve halise'l-işk ve iştiyak ila likaik ve ila likai habibik ve ahibbaik ebedel abidin ve dehret dahirin. Hedef bu. Bu mevzuda ne kadar sırtınızda yük varsa hepsini atıyorsunuz. Ve haffifil himle fe innel akabete keudu. Ebu Zer'e buyuruyor Efendimiz. Bu uzun yolda sırtında taşıdığın yükleri hafif tutmaya bak. Zira aşman gerekli olan tepeler çok sarp diyor. Sarp tepeler. Yunus ifadesiyle bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Ona göre hazırlığını yapacak, o geçidi olmayan yerleri geçecek, aşılmaz gibi görülen Everest tepelerini aşacak Allah'ın izniyle. Ama herkesin can atıp ulaşmak istedikleri sultanlar sultanına ulaşacaksın. Dünyanın binlerce sene hayatı bir dakika cennet hayatına mukabil gelmediğini söylüyor söz sultanı. Cennetin de binlerce sene mesudane hayatı bir dakika rü'yeti cemaline mukabil gelmez diyor. Bütün varlığın çehresinde gördüğünüz güzellikler onun çok perdelerden geçmiş. 70.000 perdeden geçmiş kesretten kinaye. 70 milyon perdeden geçmiş gölgesinin gölgesi. Ayan beyan Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın beyanıyla Tolunay'ı ufukta gördüğünüz gibi bu izdiham yaşamadan bakan herkesin görmesinden kinayedir. Yoksa o Tolunay değildir ve görünmesi de Tolunay gibi değildir. Ama mesele ifade etme istihare tarihiyle. Müzaheme yaşamadan onu göreceksiniz. İnsan o farklı yapıyla kudreti kahirenin kamil manada tecellisine mazhar o yapıyla duyduğunu duyacak, gördüğünü görecek. Allah o duymayı lütfeylesin, o görmeyi lütfeylesin. Önünüzde böyle bir vadi sübhani, vadi nebevi varsa bence bütün dünya elinizden geçse bence gamınız fazladan sayılır. Gam adına israfa girmiş olursunuz. Onun için elden geldiğince Füzuli ifadesiyle gamı pinhan etmeye bakın. Hatta en sevdiğinize bile açmayın. Der ki gamı pinhan ederdim ben. Dediler yara kıl ruşen desem ol bir vefa bilmem. İnanır mı? İnanmaz. Ama siz gamınızı pinhan edin, saklayın bu mevzuda. Bir insanın imandan nasibi mahlukata şefkati nispetindedir. İnsanlara şefkat etmeyen insanlar kendi insanlıklarından istifa etmiş sayılırlar. İnsanlara şefkatli olmayanlar insanlıktan istifa etmiş sayılırlar. İtizal etmiş sayılırlar. Yazıklar olsun onlara. İnsanları derdest edip içeri atanlara. Yazık ediyorlar kendilerine. Öbür alem itibariyle kendilerini acınacak duruma düşürüyorlar. Daha şimdiden aklımıza gelince gözlerimizi yaşartacak duruma düşürüyorlar.